Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsümüze genişlik ver. Kolaylaştır işimizi. Çöz düğümü dilimizden ki anlasınlar bizi. Duasıyla Kalem suresinin 17. ayetinden itibaren devam edebiliriz. Bugün Kalem suresinin 17 ile 33. ayetleri çerçevesinde bir Kur'an sohbeti yapmaya çalışacağız. Bildiğimiz gibi vahiy ef'ali ilahiyedir. Yani Allah'ın bir fiilidir. Rabbimizin bir fiilidir. Allah'ın insan türüyle konuşma şeklidir. Yani bir çeşit diyalogdur. Bu ilahi iletişim arşi değil, arzi. Yani arzda yaşayan insanın hayatının içinden anlayabileceği, arzın içinde yaşayan insanın kendisine rehber edinebileceği bir iletişim şeklidir. Bildiğimiz gibi vahyin hedefi insandır. İnsanın hem dünya hem ahiret saadetini hedefler. Cabiri'nin ifadesiyle Kur'an'ın Mekke'de nazil olan ayetleri, davet ayetleri, Medine'de nazil olan ayetleri, devlet ayetleridir. İşte Kalem suresi, Cabiri'nin davet dönemi dediğimiz zaman diliminde nazil olan bir suredir. İslamoğlu davet dönemini, yani Mekke dönemini kendi içinde beşe ayırır. İlk 3 yıl Mekkelileri bireysel anlamda davet etme aşaması, 3 ila 5. yıl Mekkelileri toplumsal anlamda davet etme aşaması, 5 ila 7. yıl panayırlara katılan kabileleri davet etme aşaması, 7 ila 9. yıl boykot ve kuşatma altında var olma aşaması, 10 ila 13. yıllar civar kabileleri davet ve hicret yurdu arayışı. İşte Kalem suresi ne zaman indi? Bu ilk iki aşamanın konu edildiği bir sure. Yani o ilk iki aşamada indi. Dolayısıyla bu aşamalarda ne var? Bu birinci aşamada yetim, yoksul ve aç olanlara yardım etme vurgusu var. İkinci aşamada ahiret vurgusu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Kalem suresinin bu bölümünde bir kıssa üzerinden bize yetimlere, yoksullara, aç olanlara yardım etme noktasında bizde bir mülk tasavvuru inşa etmeye çalışmaktadır. Bahçe sahipleri kıssası üzerinden bize dolaylı olarak bir mülk tasavvuru efendim inşa etmeye çalışmakta. Dolayısıyla servete ait olmaya değil, servete şahit olmaya teşvik eden ve çağıran bir efendim suredir. Mülk, mülkün mutlak sahibinin Allah olduğunu hatırlatır bu sure. Kıssa nedir? Kıssanın kısaca özeti şu: bir grup insan Allah'ı hesaba katmadan planlama yapıyorlar. Ve fakirlere, muhtaçlara kazandıklarından vermiyorlar. Onun için onların bahçeleri bir gün sabah erkenden gittikleri zaman hasılat almak için tanınmaz hale geliyor. Ve dolayısıyla kıssa dediğimiz ve Kur'an'ın ilk kıssası olarak değerlendirilen bu suredeki bahçe sahipleri kıssası aslında bize çok önemli evrensel mesajlar veriyor.
Yemen'de anlatılan bir şeye göre bu hadise Yemen'de Sana denilen bölgede, yani Yemen'in başkenti, bir yerde bir mümin kişinin verimli bir bahçesi var. Bu zat malında fakirlerin de hakkı olduğuna inanan bir zat, cömert bir zat ve ona göre davranıyor ve sürekli infak ediyor, sürekli fakirlere, gariplere sahip çıkıyor. Lakin bu zat vefat ettikten sonra oğulları kendilerine göre farklı gerekçelerle bu malları dağıtmıyorlar. Onun için fakirler acı çekiyorlar, muhtaç duruma düşüyorlar. Öyle olunca da bu gazab-ı ilahiyi celbediyor ve bir kasırga ile onların bahçeleri yok ediliyor. Şimdi ayetlere geçelim. Rabbimiz diyor ki 17. ayette inna belevnahum kema belevna ashabel cennet. Kuşkusuz sınadık, belevnahum, bela verdik, sınadık. Kema belevna, bela verdiğimiz ve sınadığımız gibi ashabel cennet, bahçe sahiplerini. İz aksamu la yesri munnaha musbihin. Hani kasem etmişlerdi mahsulü devşireceklerine bir sabah vakti. Buradaki kasem derken onların yaptıkları işte son derece kararlı olduklarını anlatmak için kullanılıyor. Ve la yestesnun, istisna ihtiyacı duymuyorlardı. Şimdi bu ayetlerdeki kavramlara geçelim. Ayetlerde belevna, belayla imtihan etmek manasına gelir. Sınamak manasına gelir. Ashabul cennet, bahçe sahipleri demek. Aksemu, kasem etmek, yemin etmek demek. Yasrimunne, devşirmek, hasat etmek demek. Ve yestesnun, istisna etmek. İnşallah demek. Dolayısıyla ne diyor ayet? Tekrar geçecek olursak. Kuşkusuz biz tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınarız. Hani kasem etmişlerdi mahsulü devşireceklerine bir sabah vakti. Ve istisna etmiyor, duymuyorlardı ya da inşallah demiyorlardı. İşi içerisine Allah'ı hesaba katmıyorlardı. Burada istisna etmek aslında çok müthiş bir mesaj var. Yani o bahçe sahipleri belayla sınandılar çünkü onlar Allah'ı hesaba katmıyorlardı. Yani inşallah demeyi sadece lafzi olarak değil, Allah'ı hesaba katmamak olarak anlamak lazım. Aslında burada çok müthiş bir mesaj var. Yani biz hani diyordu ya öncekilerin masalları, öncekilerin masalları diyordu müşrik kafası, bu kıssalara öncekilerin masalları nazarıyla bakıyordu. Oysa ki bizim bakışımız, bu ayetler bize bugün hitap ediyor. Yani bu ayet bize ne diyor diye bakmazsak zaten ayetlerden istifade etmemiz mümkün değil. Onun için burada şu mesaj var. Ey insanlık, Allah'ı hesaba katmadan bir planlama yapma. Allah'ı hesaba katmadan bir kariyer planlaması yapmayın. Böyle planlar boş planlardır. Hatırlarsanız Necip Fazıl Osmanlı'yı anlatırken şöyle der: devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asırlık hayatında ilk 3 asrını aşk, vecd ve hakimiyet ile süsleyici, 2,5 asrını kaba softa ve hamyobaz elinde kenetleyici, son asrını Allah'ın Kur'an'ında belhumu adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere bel kaptırıcı ve son 50 yılını düşmanların dahi yapamadığını yapıp Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra mana planında helak edici tam 4 devre olduğunu gören ve bu devreleri yükseltici arş, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan diye devam ediyor. Peki bakın, devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asır, kim derdi ki koca Osmanlı yıkılacak? Yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde deseler ki
Yani 500 yıl sonra Osmanlı diye bir şey kalmayacak. 400 yıl sonra Osmanlı diye bir şey kalmayacak. Kim inanır? Hatta ve hatta siz 2. Abdülhamit dönemine gelseniz, deseniz ki yani Lale Devri'ndeki insanlara deseniz ya da Tanzimat Fermanı'ndan sonra 1839-1856 ıslahatlar, bu dönemde Osmanlı yıkılacak dense kim inanır? 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet'e kadar dahi deseler, yani Osmanlı yıkılacak, paramparça olacak, kim inanır? Hiç kimse Allah'ı istisna ederek istikbal beklentisi içinde olmasın. Olur da planlarınız boş. Planlar tersine dönüverir. Yani hiç kimse Allah'tan bağımsız bir istikbal planı yapmasın. Kim derdi ki Musa Firavun'u mağlup edecek? Bin yıllarca süren bir iktidardan bahsediyoruz, Firavun iktidarı. Yani sadece bir kişiden değil. Kolay değil. Kim derdi ki bir İbrahim Babil İmparatoru Nemrut'u mağlup edecek? Yani Allah isterse olur. Kim derdi ki Ebu Talib'in yetimi diye hor gördükleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun nam-ı celili dünyaya duyulacak? Allah'ı hesap etmeden hiç kimse hareket etmesin. Hiç kimse konuşmasın. Kimse Allah yokmuş gibi planlar yapmasın diyor ayet. Bir bakmışız ki dünya sizi takdir ederken, dünya sizi alkışlarken bir anda işler tersine dönmüş. Çukuru boylamışsınız. Dünya yetimlerini, dünya gariplerini, dünya mazlumlarını asla gücendirmeyeceksiniz. Mazlumu gücendirmek Allah'ın gazabını celbeder. İnsan sahip olduklarının sarhoşluğuna kapılarak asla Allah'ın hassasiyet içerisinde olmamız istediği şeyleri ignore edemez. Onun için bir bakar ki elinden hepsi gitmiş. 19. ayetin dediği gibi Rabbin tarafından bir kasırga, tayfun bahçeyi sarıverdi onlar uyurken. Fetafe aleyhe taifun. Oradaki tayfun işte Arapça belki oradan geliyor tayfun. Yani kasırga manasında. Taif İmam Ferra'ya göre gece gelen felaket demek. Ve orada min rabbike ifadesi geçiyor. Rabbinden geliyor. Bu cezanın doğrudan ama doğrudan Allah'tan geldiği. Yani öyle bir komplo değil. Allah'ın bir cezalandırması olduğu ifade ediliyor. Fe asbahat kessarim derken bahçe kapkara kesildi. Yani onların planları böyle değildi. Onlar o sabah erkenden mahsul toplayacaklarını, servetlerine servet katacaklarını düşünüyorlardı. Lakin planları istedikleri gibi olmadı. Fe asbahat kessarim, bahçe kapkara kesildi. Şairin dediği gibi sefinem gark oldu dert deryasına, sahra-i sinemi sel aldı gitti. Dolayısıyla bahçe sahiplerinin leylası maddiyat olunca onların da maddiyat sefinesi gark oldu gitti. Fetenadev musbihin, sabah olduğunda şöyle sesleniyorlardı, tenade, nida etmek, seslenmek, musbihin sabah olunca. Enekdu ala harsikum. Erkenden koşun tarlanıza. İn kuntum sarimin. Şayet siz devşirecekseniz. Buradaki ukdu erken davranmak, sarimin de devşirmek demek. Ve 23. ayet şöyle diyor. Fentaleku ve hum yetehafetun. Derken yola koyudular ve onlar aralarında fısıldaşıyorlardı. Buradaki intalaku fiili yol için bulunduğun yerden ayrılmak, yola koyulmak manasında. Ve aralarında fısıldaşıyorlar ifadesi var. Gizli gizli fısıldaşmak anlamına geliyor. Yetehafetun. Bu tür iş yapanların genelde sinsice bu işi yaptıklarını gösteriyor. Yani çaktırmadan. Zira kendi aralarında sinsice yaptıkları detayını burada kaçırmamak lazım. Çünkü siz fısıldaşsanız da sizi duyan bir Allah var. Allah
Es-Semi'dir. Rabbimiz mutlak duyandır. Yani insanların kendi aralarında gizli planlar yapması, özel ajandaları olması bir şey ifade etmez. Eğer Allah'ın gazabını celbederseniz, Allah'tan bağımsız plan yapmaya kalkarsanız planlarınız ters döner. Onun için neydi bunların planları? En la yedhulennehel yevme aleykum miskin. Sakın yanınıza bir yoksul sokulmasın diye. Miskin, yoksulluğun kendisinde mesken olduğu kimse demektir. Yani ne plan yapıyorlar bunlar? Bunlar aralarına bir yoksul gelmesin, yoksul girmesin diye plan yapıyorlar. Ve gâdev alâ hardin kadirin. Erkenden vardılar, engel olmak kudretlerindeymiş gibi. Yani onlar oraya sabah erkenden vardılar, sanki onlar buna kadirmiş gibi. Sanki yoksulun malını engellemeye gücü yeteceklermiş gibi. Yani siz ne plan yaparsanız yapın, sizin gücünüzün üstünde bir güç mutlaka vardır. Sizin kudretiniz Allah'ın kudreti yanında hiçbir şey ifade etmez. Sahte güçleri onları aldatmıştı. Yani güç zehirlenmesi yaşamışlardı. Geçen haftaki sohbette ifade ettiğimiz gibi hubris sendromu yaşamışlardı. Güç zehirlenmesi. Yani kendilerini bir şey zannetmeye başladılar. Ellerinde bir şeyler birikmeye başlayınca, mal sahibi olmaya başlayınca bir şey zannettiler kendilerini. Yunus'un dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi nerede bunun? İlk sahibi mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَدَلُّونَ Onu yani bahçeyi gördüklerinde dalale ifadesi kullanılıyor burada. Yolu şaşırdık dediler. Biliyorsunuz dalalet şaşırmak demek. Yani burada kaybeden insan psikolojisi betimleniyor. Yani o kadar sahiplenmişler ki başlarına böyle bir şey geleceğini asla düşünemiyorlar. Acaba başka yere mi geldik diyorlar. Bahçeyi gördüklerinde biz yolu mu şaşırdık diyorlar. Yani kaybeden insan psikolojisi. Ya bu olamaz, böyle bir şey olamaz. Yani biz bunu kaybedemeyiz. Biz bu kadar şeyler yaptık, bunlar nasıl bizim elimizden çıkıyor? Yani bu psikoloji, kaybeden insan psikolojisi. Ve sonra bel nahnu mahrumun. Hayır, biz mahrum olduk dediler. Dolayısıyla burada mahrum ederseniz mahrum olursunuz. El ceza min cinsul amel. Ceza amelinizin cinsinden olur. Zulm ile abad edenin akıbeti berbat olur. Bahçe sahiplerinin helak oluşu onların yoksullara sahip çıkmamaları, onları mahrum etmeleridir. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Mahrum eden mahrum olur. Onun için kadim Yunan'ın ahlakçı filozofu bencillik ve iman der bir arada olmaz. Bu bencillik sadece bireysel anlamda değil, sosyal anlamda da olmalı. Nice sosyal yapılar, camialar, cemiyetler vardır ki bireysel olarak baktığınızda alabildiğine fedakar fakat bir araya geldiklerinde alabildiğine bencil olurlar. Lakin bencillik Allah'ın razı olduğu bir şey değildir. Yani siz fert olarak değerlendirdiğiniz zaman tadına doyum olmayan insanlar oluşturdukları camia ve cemiyet noktasında bencil hareket ettikleri zaman Allah bu bencilliği sevmez. Allah bu bencilliği cezalandırır. El ceza min cusul amel. Kala evsatuhum. Şöyle dedi en makul olanları. Elem ekul lekum. Ben size dememiş miydim? Lev la tusebbihun, tesbih etsenize. Yani size o aralarında makul olanları şöyle diyor, ben size tesbih edelim dememiş miydim? Tesbih edin dememiş miydim? Tesbih Arapça uygun hareket etmek manasına gelir aynı zamanda. Allah için hareket etmeye tesbih denir. Onun için yusebbihu lehum afis semavati ve mafiler. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder demek, yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah için hareket eder demektir. Yani yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah adıyla hareket eder. Bunun anlamı dolayısıyla Allah için hareket etmek. İşte burada bahçe sahiplerinin makul olan diyor ki Allah adıyla hareket
edelim dememiş miydim? Ya da Allah'ı tesbih edelim, Allah'ı analım dememiş miydim? Yani yoksulun hakkını paymal etmeyelim. Mallarında onların da hakları olduğunu unutmayalım bu manada. İçlerinde işte o birisi makule ve vicdana çağırıyor. Bu kıssada diğer kıssalarda da olduğu gibi tarih yok, zaman yok, mekan yok ama bir ayrıntı var. Yani aralarında biri ben size Allah bunu niye hatırlatıyor bize? Yani aralarında birisinin bu hatırlatmayı yapmasını Allah bize hatırlatıyor. Bunda bir hikmet olmalı. Çünkü adaleti hatırlatıyor. Niye hatırlatıyor? Yani her zaman için kötü insanların içerisinde mutlaka iyi insanlar vardır. Yani kategorik olarak değerlendirmek hiçbir zaman doğru olmaz. O insanların içerisinde de Allah'ı hatırlatan, adaleti hatırlatan insanlar vardır. Fakat onlar seslerini kısarlar. İşte seslerini kıstıkları için o kişinin, o kardeşlerinin sesini kıstıkları için başına bu gelir. Öyle olunca da işte afet kaçınılmaz olur. Bela kaçınılmaz olur. Bahçenizin harap olmasını istemiyorsanız adalete ve vicdana çağıranların seslerini kısmayınız. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ O zaman dediler ki, tesbih ederiz seni ey Rabbimiz. Gerçekten biz zalimlerden olduk. Sübhan, Allah'ın eksikliklerden münezzeh olması demektir. Yani insan eksiktir ama Allah eksiksizdir. İnsan hata yapar ama Allah hatadan münezzeh ve müberradır. Onun için bu anlamda bizim Allah'ı her zaman tesbih etmemiz, Allah'ı Sübhan olduğunu hatırlamamız gerekir. فَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَلَاوَمُونَ Bunun üzerine iki farklı meallendirme var. Birbirlerini kınamaya başladılar ya da bunun üzerine döndüler kendilerini kınıyorlardı. Elmalı ikincisini tercih ediyor. Kendilerini kınıyorlardı ifadesini tercih ediyor. Ve bu daha makul. Yani toplu olarak öz eleştiri yapmaya başladılar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا تَقِينَ Yazıklar olsun bize dediler. Biz gerçekten azgınlarmışız. Biz gerçekten haddi aşanlarmışız. İnsan nefsi emmare çukurunda göremediklerini nefsi levvame aşamasında görmeye başlar. İnsanın tövbe etmesi için önce kınama yapması gerekir. Kendi öz nefsini kınaması gerekir. Bazen felaket insanın hakikati görmesine vesile olur. Ben annesi vefat edince Rabbine yakınlaşan, Rabbini bulan veya bir deprem sonrası tesettüre giren ya da geçirdiği bir trafik kazasının ardından namaza başlayan nice insanlar biliyor. Yine insanların daha çok hapishane ortamında hakka müttali olmaları yine bu nedenledir. Yani hapishanede dindarlık, hapishane içerisinde din çok önemli bir faktördür. Onun için Amerika'da hapishanede birçok insan Müslüman olmaktadır. Çünkü dindarlar şunu düşünmeye vakitleri var. Çünkü o belanın ardından insanlar kendisini eleştirmeye başlarlar. Yani bu Kur'an'ın söylediği bir şey. Bakın belanın arkasından bir gelen istikamet. Yani burada da o noktayı kaçırmamak lazım. Yani belanın arkasından bir istikamet oluyor. İnsanlar kendilerini eleştirmeye başlıyorlar. Hep böyle olur zaten. Onun için Kur'an Rabbimiz ne diyor? Estağfirullah. Ve asa en tekrehu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Vallahu ya'lemun ve entum la ta'lemun. Sizin ikrah ettiğiniz bir şey başınıza gelir fakat o sizin için hayırlıdır. Sizin sevdiğiniz bir şey başınıza gelir fakat o sizin için hayırlı değildir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Bakın çok önemli bir ayet bu. Yani hangisi daha büyük bir nimettir peki? Bir insanın bahçesinin harap olması mı, yoksa bir insanın hakikati bulması mı? Yani varsıl iken Allah'tan gafil bir hayat yaşamak mı, yoksa yoksul iken Allah'la beraber olmak mı daha sevgilidir? İnsan için hangisi daha değerlidir? İnsan bir sefine, insanın mülkü ise su misali gibidir. Şayet su sefinenin içerisine, yani geminin içerisine girerse, o sefine, o gemi ne olur? Gark olur. Onun için biz mala ait olmakla mala sahip olmak arasındaki farkı görmemiz lazım. Mala ait olmak insanın felaketidir. Mala sahip olmak ise insanın bu dünyada yapması gereken şeydir. Asa Rabbuna en yubdilena hayran minha. Umarız Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. İnna ila Rabbina ragibun. Biz her şeyimizle Rabbimize yöneliriz. Bu ayette daha hayırlısını diyor. Rab'den dilemenin anlamı iki manada olabilir demiş konuda müfessirler. Bu dünyada daha hayırlı olan ya da ahirette daha hayırlı olanı verir. Fakat o yaşadıkları afetin kendilerini tövbekâr etme olasılığı yüksek olduğu için bu anlamda bize hem dünyada hem ahirette daha iyisini verir Rabbimiz diyor. Şimdi tefsire geçebiliriz. Geçen haftaki derste müşriklerin vahyin anlattığı kıssalara ve meselelere Esatirül Evvelin, yani öncekilerin masalı nazarıyla baktıklarını konuşmuştuk. Oysa ki kıssalar öncekilerin masalları değil, her zamanda ve her zeminde bizim ders çıkarabileceğimiz mahiyette olan hakikat damlacıklarıdır. Her Ademoğlunun bir bahçesi vardır. Bu bahçe bazen iş ve kariyer, bazen servet ve devlet olabilir. İster bireysel olarak, ister cemiyet olarak, hiçbir zaman bu bahçeden elde edeceğimiz kazançları kendimizin mutlak mülkü gibi algılamamalıyız. Zira mülk mutlak anlamda Allah'a aittir. Çünkü mülk bize emanet olarak verilmiştir. Sahip olduğumuz imkanlarda başkalarının hakkı olduğunu unutmak, bize emanet edilen imkanlara ihanet etmektir. Herkesin bir bahçesi vardır. Öğretmenin bahçesi bilgisidir. Esnafın bahçesi dükkanıdır. İş adamının bahçesi şirketidir. Ziraatçının bahçesi tarlasıdır. Siyasetçinin bahçesi partisidir. Liderin bahçesi cemaatidir ve hakeza. Nasıl bir bahçeye sahip olursak olalım, asla bunu miskinlerden, yani ihtiyacı olanlardan esirgemek durumunda olmamalıyız. Eğer insanlar diyorlarsa ki zenciler Müslüman olsa ne olur, olmasa ne olur? Geçen hafta söylediğim gibi. Bu nedir? Bu nasıl bir şey? Yani sen sahip olduğun hareketi elitleştiriyorsun. Mormonların yaptığı gibi. Böyle bir şey olamaz. Yahudiler de bunu yapıyor zaten. Yahudiler de herkesi kolay kolay kabul etmiyor. Masonlar da. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Sen bahçeni gariplere, miskinlere açmadığın takdirde elbette ki bunun bedelini ödemek zorunda olursun. Onun için bu anlamda bizim bu kıssalara iyi bakmamız lazım. Kur'an'ın ilk kıssası, bakın Kur'an'ın ilk kıssasıdır bu ve bizi neye davet ediyor? Gariplere, fakirlere sahip çıkmaya, infaka davet ediyor. Ve bu mesaj önemlidir. Demek ki imkanlarımızı yoksullardan esirgersek
bu Allah'ın gazabını celbetmeye neden oldu. İlk insanın çocukları olan Kabil ve Habil kıssasına bakacak olursak, Kabil'in sapmasına neden olan şeyin verme ahlakındaki zafiyet olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Kabil ve Habil vardı. Kabil sahip olduğunun en kötüsünü verdi. Habil ise sahip olduğunun en iyisini verdi. Kabil'in sunağı kabul edilmedi, Habil'inki kabul edildi. Öyle olunca Kabil Habil'i kıskandı ve Kabil Habil'i öldürdü. Sonra ne yapacağını dahi bilemedi. Bir kargayı gördü karga. Yazıklar olsun, karga kadar olamadım. O kardeşini toprağa gömüyor, ben ne yapacağımı bilemedim dedi. Şimdi burada üç şey var. Bir, yaratıcı kudrete, Allah'a yabancılaşmak. İki, insana yabancılaşmak. Üç, varlığa yabancılaşmak. Ontolojik yabancılaşma. Yani Allah'a yabancılaşan insana yabancılaşır, insana yabancılaşan varlığa yabancılaşır. Ve bu üç şey birbiriyle alakalıdır. Fakat ilk yabancılaşma, Allah'a yabancılaşma nasıl oldu? Allah'a yabancılaşma Kabil'in sunak verme noktasında, infak etme noktasında ahlaksızlığıyla başladı. Dolayısıyla ilk insanın çocukları Kabil ve Habil kıssasında infak ahlakına Allah atıf yapıyor. Ve ilk kıssada, ilk insanın şeyi böyle, bir de ilk kıssa Kur'an'a göre nüzul sırasında ilk kıssa bahçe sahipleri kıssası. Ve yine İslam tarihinde ilk dönem mürtetlerine bakacak olursak genelde yoksul ve garip kimseler değil, daha çok o dönemin toprak ağalarının ve ekabirinin olduğunu görüyoruz. Yemen'de irtidat eden Esvet el-Ansi veya Yemameli Mürtet Müseyleme, bunlar ikisi de kendi peygamberliklerini, müstakil peygamberliklerini ilan etmişlerdir. Yaşadıkları yörenin en zenginleriydi. Ve irtidat etmelerinin sebebi, Esvet el-Ansi şöyle diyordu irtidat ettiğinde, artık topraklarımızdan alamayacaksınız, toplamakta olduklarımızı da vermeyeceğiz. Taberi de böyle geçiyor. Dolayısıyla ilk mürtetler yine infak ahlaksızlığı yapan, infak noktasında ahlaki davranmayanlar. Kur'an'ın ilk olarak yerden yere vurduğu ahlaksız tutum, yani nüzul sırasına göre Tekasür suresine gelince göreceğiz, tekasürdür. Yani güç yarışıdır. Arap dilinde güç yarışı anlamında kullanılır. Kur'an'da resmi sıralamada 102. sure olan Tekasür suresi Mekke'nin ilk yıllarında inen ve muhataplarına zenginlik yarışı yapmayı, mal, şöhret ve makam ile övünerek başkalarıyla rekabet içinde olmayı ahlaksızlık olarak bildirir. Kur'an böylesi bir tutumu hem yasaklar hem kınar, hem de bunu yapanları cehennemle tehdit eder. Dolayısıyla ilk kritize edilen ve ahlaksız olarak değerlendirilen güç yarışı manasına gelen tekasürdür. Bunların hep infakla alakası var. Kur'an'da bildiğiniz gibi her 9 ayetten birinde İsrailoğullarından bahseder. Ve bilindiği gibi onların en bariz özelliği paraya düşkün olmaları ve cimri olmalarıdır. Bugün bile öyledir. Bugün bile öyledir. Dolayısıyla cimrilik bir Yahudileşme eğilimi olduğundan infak bu mel'un temayülü imha eder. İsrailoğullarının Yahudileşme temayülünü anlatan Bakara suresi yine Kur'an'ın en uzun suresidir. Bunlar hep infakla alakalı. Çünkü buzağı anlamına gelen Bakara, Firavun'un bereket tanrısıdır. Yani maddiyatı sembolize eder. Kadim Mısır'da nasıl Apis ve Hotor figürleri yine maddiyatı ve gücü sembolize eder. Tarihte birçok medeniyet buzağı ve boğa figürlerine tapılmışlardır. Mesela Hindistan'da Indra, Sümerler'de ve Filistin'de Baal putları veya kadim Yunan'da Zeus boğa olarak tasavvur edilmiştir. Afrodit nasıl ki insandaki şehvet duygusunun putlaşmış halidir, boğa ve buzağı figürleri de insandaki dünyevileşme tutkusunun put haline gelmiş halleridir. Ve Kur'an'ın, bakın
Kur'an'ın en uzun suresi Bakara suresidir. Çünkü o gücü ve maddiyatı sembolize eder. Rabbimiz salatı ve infakı Enbiya suresinde birlikte zikreder. Enbiya suresinin 21. surenin 73. ayetinde. Meryem suresinde kavmine iki şey emreder. Bunlardan birisi salat, diğeri infaktır. Salat ile infak hep beraber gelir. Yine İsa aleyhisselam kavmine salatı ve zekatı emreder Kur'an'da. Meryem suresinin 31. ayetinde. Tövbe suresinde müşriklerin iman etmelerinin delili olarak salatı ikame etmeleri ve infak etmeleri. Efendim, iman etmemelerinin sebebi bu olarak söylenir. Yine Maun suresinde bakın salat ve efendim infak beraber geçiyor. Fakat Maun suresinde yetimi iten kişinin en ufak bir yardımı dahi esirgeyen kişinin namazdan gafil olduğu vurgulanır. Zira hakikaten namaz gafil olunmadığı takdirde insanı infaka teşvik eder. Biliyoruz ki namazın içinde üç temel hareket var. Bunlardan kıyam, insan boynunu büker ve bir Adem evladı olarak kusurlarını anlar ve affedici olur. Boynunu büken bir insan, boynu bükük olan insanlardan, insanların halinden anlaması gerekir. Çünkü namaz bize bunu talim ettirir aslında. Rükuda kişi belini büker. Acziyet makamında olur. Dolayısıyla mazlum belini büken bir insanın bu dünyada beli bükük, maddi imkansızlıklar dolayı beli bükülmüş insanların, mazlumların ve masumların halini idrak etmesi gerekir. Secdede insan muhtaciyetini fark eder ve başını yere koyar. Onun için yoksulların, acıların ve muhtaçların halini fehmetmesi gerekir. İşte kıyam, rükû ve secde aslında insanı infak etmeye teşvik eden bir ahlaktır. Ve bu ahlakı insanda inşa etmeye çalışır. İnfak ciddiye alınması gereken bir ibadettir. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da diyor ki Bakara suresinin 195. ayetinde Allah yolunda infak ediniz ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. İnfak insanı çünkü arındırır ve iyiliğin en güzeli anlamına gelen bir sıfatına ulaştırır. Rabbimiz Kur'an'da yine Ali İmran suresinin 92. ayetinde şöyle diyor. Siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe bir sırrına ulaşamazsınız. Her ne infak ederseniz Allah muhakkak ki bilendir. Dolayısıyla arınmak için insanın infak etmesi gerekir. Tek ilah inancının yine baz alındığı bir dinde tek toplum vardır. İnsanlar İster varlıklı olsunlar, ister fakir olsunlar, bir araya gelir ve ortak işler yapabilirler. Ama çok tanrıcılığın yaygın olduğu toplumlarda çok sınıflılık vardır. En katı şekilde yaşanır. Mesela Hindistan'da çok sınıflılık var. Çünkü Hindistan'da binlerce tanrı var. Oysa ki İslam toplumunda olması gereken, çünkü herkes İster müdür olsun, ister amir olsun, ister cumhur reisi olsun, kral olsun, herkes omuz omuza gelir ve beraber namaz kılarlar. Beraber bellerini bükerler. Beraber secde ederler. Onun için tek tanrıcı dinlerin özelliği daha çok az sınıflı toplum oluşturmaktır. Hatta sınıfsız bir toplum. Yani kodaman takımı diye bir şey yok. İnsanlar maddi olarak daha zengin olabilirler tabii ki. Ama ilişkiler dikey anlamda değildir. Ezici bir ilişki yoktur. Yani patronla işçi arasında ezici bir ilişki yoktur. Çünkü Müslüman insan, Müslüman olan kişi, mümin olan, Kur'an'a iman eden kişi malik olanın Allah olduğunu, mülkün özünde Allah'a ait olduğunu bilir. Bundan dolayıdır ki mülkün Allah'a şahit kılınması gerekir. Buna böyle inanması gerektiği halde bunun aksini yapan ve mal yiyen kişi de infak
ahlaksızlığı olur. Onun için mal yığmak doğru bir davranış değil. Onun için eskiden yine insanın içindeki nifakı öldürmesi için el infak tiryakul nifak, yani infak nifakın ilacıdır derler. Kur'an'ın en büyük hedeflerinden birisi insanda böylesi bir mülk bilincini inşa etmektir. İşte Kur'an bahçe sahipleri kıssasıyla infak etmenin önemine öncelikli olarak atıf yapıyor. Zira ahlaki seciyesi yüksek bir toplumu inşa etmek ancak infak ahlakını geliştirmekle mümkündür. O halde infak insanı nasıl arındırır sorusu mühimdir. İnfak öncelikle insanda mülk bilincini inşa eder. Yani bir toplumu nasıl arındırır, bir bireyi nasıl arındırır? Öncelikle mülk bilincini inşa eder. Mülkün Allah'a ait olduğunu idrak eden kişi sevdiği şeylerden infak edebilme yiğitliği gösterir. Bu her zaman para anlamında değildir. İnsanın zamanını infak etmesi, insanın emeğini infak etmesi, insanın bilgisini infak etmesi. Fakat neden infak etmek zorundayız? Çünkü bunlar bize ait değil. Bunlar Allah'ın bize verdiği şeyler. Allah bize böyle bir imkan sağladığı için bunları veriyor. Tüm günahların aslında temelinde mülk bilincindeki kırıklık yatar. Hayat benim değil mi? İstediğimi yaparım, istediğimi yaşarım, istediğimi söylerim. Hayır, hayat senin değil. İşte böyle bir bohem bir hayat işlemeye iten sahiptir. Oysa ki karşısındakini Allah'ın mülkü olarak gören ona zarar verebilir mi? Hatta kendini Allah'ın mülkü olarak gören ne yapabilir? Bu el benim değil, Allah bunu bana verdi. Dolayısıyla ben bunu Allah için kullanmalıyım. Böyle bir adam katil olabilir mi? Bu kulak Allah için kullanılmalı. Bu dudak Allah için, bu söz Allah için, bu dil Allah için kullanılmalı. Bunların hepsi Allah'ın mülkü. Dolayısıyla karşıdaki insana ve karşıdaki insan da Allah'ın mülkü. Böyle olduğu zaman kim kime ne zarar verebilir? İnfak aynı zamanda kişiyi özgürleştirir. Kişiyi nesne karşısında ona köle olmaktan kurtaran ve nesne kılan bir keyfiyeti vardır. Zira insan verebildiği nispette bir şeyin sahibidir. Veremediği takdirde artık o şey onun sahibi olmuş olur. Onun için İslamoğlu hocamız veciz ifadesiyle adamak ve adanmak, harcamak ve harcamanın zıttıdır der. İnsan infak edebildiği nispette özgürleşir. Aksi takdirde varlığın karşısında kendisini tüketen bir aciz nesne olur. İnfak aynı zamanda toplumu da tezkiye eder. İnfak eden bir kişi de bir taraftan mağdura ve yolda kalmışa yönelik merhamet duygusu inşa olurken, infakı alan kişinin de içinde muhtemel negatif duygular imha olur. İmkansızlıktan dolayı mesela çocuğunu tedavi ettiremeyen bir kişi şayet biri tarafından yardım görürse, o kişinin mal varlığı onun gözüne batmaz. Bilakis müreffeh olması için, daha çok kazanması için dua eder. Ama maddi yetersizliğinden dolayı o kişi hastaneye götüremediği için çocuğunu kaybederse, o dem şeytanın da fısıltısıyla ve biraz da cehaletten dolayı o cemiyetin belası olabilir. Ve bugün işte bunun tablosudur Amerika'daki Afro-Amerikanların daha çok hapishanede olma sebepleri. Yani bir taraftan acı çekiyorlar, faturalarını ödeyemiyorlar, açlıktan sıkıntı çekiyorlar ama öteki taraftan insanlar alabildiğine refah yaşıyor. O zaman diyor ki ben de uyuşturucu satarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Zaten %70'i uyuşturucudan dolayı içeriye giriyorlar. Neden? Çünkü ama onu yaptığı zaman karşısındaki insana nasıl bir zarar vereceğini, işte mülk noktasındaki tasavvur eksikliğinden kaynaklanıyor. İnfak ahlakı aslında yaşadığımız dünyanın birçok problemine reçete olabilecek mahiyettedir. Bugün Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada 1 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığı bilinmektedir. Afrika'da her 3 çocuktan birisi ya su kirliliğinden veya gıda yetersizliğinden dolayı ölmektedir. Afrika'da maddi sefaletin önüne geçmek için yeterli miktar ne kadar biliyor musunuz? 40 milyar dolar. Ve dünyanın en zengin adamının sermayesi 62 milyar dolar.
Yani sadece bir adam dahi bunu gözden çıkarsa ve üzerine onun bir 20 milyar daha kalacak. Fakat insanlar bu kadar birbirinden efendim ilgisiz ve bilinçsiz bir şekilde yaşıyor. Evet, en büyük ölçekten en küçüğüne gidildiğinde her ülkenin en varlıkları sermayelerinin bir kısmından infak ederek yaşadıkları cemiyetin mağdurlarını koruyabilirler. Ama merhum Necip Fazıl'ın da şu dizelerini hatırlamak lazım. Diyor, Allah'ın 10 kulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye 1. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Epiktetos'un bir sözünü hatırlayalım. Diyor ki, ahlakçı filozoftur. Bu kapıdan iki kişi giremez, imansız ve bencil. İşte imanın ahlaki karşılığı olan, emanet duygusundan yoksunluk olan ihanet ve insanlık denilen erdemi ayaklar altına alan bencillik hali, yaşadığımız bu sorunların aslında temel sebebidir. İnfak ahlakı ise böylesi bir ihanetin önüne perde olabilecek güçtedir. Özellikle yaşadığımız şu dünyada ısrarla üzerinde durmamız gereken kulluk vazifemiz infaktır. Arap, infak nifakın ilacıdır der. El infak tiryakul nifak. Bencilliğin doruğa çıktığı böylesi bir dünyada muhtaç olduğumuz ilaç yine temel bir ilahi emir olan infak olsa gerektir. İslami terminolojide fedakarlık çeşitleri vardır. Bunları bilmek lazım. Sehavet, bende var, onda da olsun demektir. En azından böyle olmalı insanlar. Müslümanlar en azından sehavet ruhu içerisinde olmalı. Bende var, onda da olsun. Dolayısıyla bencilliğin ve egosentrik algının karşısındaki bir panzehirdir. Cud dediğimiz fedakarlık, bende yok ama onda olsun şeklinde bir fedakarca yaklaşımdır. Bende yok ama onda olsun. Bu yaklaşım da dünyevi ihtiraslarını terbiye etmiş kimseler, daha çok anneler de olur. Ben görmedim ama çocuğum görsün. İşte bu annece bir fedakarlık. Oysa ki biz de ümmetiz. Ümmet de yani anne toplum demektir. Onun için biz de böyle olmak durumundayız. Yani biz de anne gibi insanlara sahip çıkmalıyız. Bende yok ama onda olsun şeklinde cud. İsar dediğimiz zaman benim değil onun olsun diyebilmektir ki bu bir ahlaki yaklaşım fedakarlığının en doruk noktasıdır. Benim değil onun olsun. İşte bu fedakarlığın doruk noktasıdır. Bir de fakir var. Onda yok bende de olmasın diyerek orada da bir empati var. Yani madem insanlarda yok bende de olmasın diye vazgeçmek. Bu da ciddi bir empati yapan, yüreği gelişmiş bir insanın yapabileceği bir erdemdir. Onun için Rabbim bizi fedakar olan kullarından etsin. Bu bahçe sahipleri kıssası, Kur'an'ın ilk kıssası ve dolayısıyla bizde bir ahlak inşa etmeye çalıştı. Eğer biz Esatirul Evvelin olarak görmüyorsak kıssaları, yani öncekilerin masalları gibi değerlendirmiyorsak, o zaman bunu ciddiye almalıyız. Eğer biz Rabbimizin karşısında iki büklüm olmak istemiyorsak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mahcup olmak istemiyorsak, bunu dikkate almak durumundayız. Zira Rabbimiz Kur'an'da Furkan suresinde 25. surenin 30. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve gâle resûlü ya Rabbi illâ kammettehâzu hâzel Kur'an'a mehturan. Ve Resul o gün diyecek ki benim bu kavmim var ya, benim bu topluluğum var ya, onlar Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Onlar Kur'an'ın emirlerinden hicret ettiler. Onlar Kur'an'ın emirlerine karşı kayıtsız kaldılar. Onlar Kur'an'ın emirlerini ignore ettiler. Eğer böyle bir azara, öyle böyle bir tazir edilmeyle muhatap olmak istemiyorsak, biz Kur'an'ın ayetlerini ciddiye almamız gerekir. Ciddiye almanın en büyük emaresi ise onu hayata taşımaktır. Onu hayata aktarmaktır. Eğer infaktan bahsediyorsak,
O zaman insanlara yardım etmeliyiz. O zaman mahallemizin çocuklarına, sokak çocuklarına, yetimlere, talebelere yardım etmeli. Ve bu noktada cehd ve gayret sarf etmeliyiz. Eğer bu mesajı aldıysak ve yaşamıyorsak o zaten daha büyük bir beladır. O zaman insan Kur'an'ın ifadesiyle Cuma suresinde kitap yüklü merkep olur. Onun için kitap yüklü merkep olmamak için ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şikayetine maruz kalmamak için bizim bu ayetleri hayatımıza geçirmemiz ve omuz vermemiz ve bu anlamda Müslümanlara omuz vermemiz, gariplere, yoksullara, yetimlere, yolda kalmışlara yardım etme gibi bir vahyin inşa ettiği bir inceliğe sahip olmamız gerekmektedir. Rabbim öyle olanlardan etsin duasıyla sözümü bitirmiş olayım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirike ve etubile. Sözlerimde yanlış varsa nefsime ait